Kekli düz ovada vurdular. Tirdine 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 banarım. Evet arkadaşlar, alemin ve alenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda, yine değişik yollarda ve bu elma mükemmel gözüküyor. Ama önce izin almam lazım. Kirazın ömrü geçmiş. Bu şey kırmızı erik, ama bu mayhoş olan kırmızı erik olduğunu düşünüyorum. Burada ceviz ağaçları görüyoruz. O da ceviz ağacı. Cevizin gölgesinde yatmak kanser ediyor diyorlar Karadeniz'de. Niyesini bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Burada yine elma var. Bu biraz şey gibi, kış elması diyoruz buna. Geç olgunlaşanlara. Hemen bakıyoruz bakıyoruz. Bu da yine elma. Ah ah, dedemin ne elmaları vardı. Bu da, bunun adını biliyorsunuz. Ben unuttum şimdi. Bu ondan. Bu kiraz değil. Bu vişne. Tuvalet burası. Bir köy önündeyiz anladığınız üzere. Şu an neredeyiz tam ben de bilmiyorum. Köyler hani lokasyon olarak söylemiyorum. Niye? Ben genelde söylemiyorum. Çünkü şu an turistik bir yerde değilim yani. Burası Konya'nın Meram ilçesinin 3,5 köyü olsa ne olur, 7 köyü olsa ne olur. Burada ne yapıyoruz? Burada bir tane Türkiye'deki arkadaşımızın arkadaşının ezidi bir arkadaşı varmış. Burası ve Ermenistanların yaşadığı bir köydü. Bu ama ezidi arkadaşımız burada şey dedi. Bana gelirseniz ben dedi burada işte Ermeni arkadaşlarıma tanıştırırım falan dedi. Geldik. Şu an ne olacak biz de bilmiyoruz. Geldik. Gelirsen de öleceğim diyor. Unuttum. Greta. Ermeni. Ermeni komşuları geldi. Adı Greta. Bizi çok sıcak ağırladı. Ben çeviriyorum. Ermenice, Kürtçe, Lazaca, Türkçe hepsini çeviriyorum. Geldi, gel. Fotoğraf çekineceğiz arada. Evet. I think. Şimdi Ermeni abla, Türk kızımız, bir de Ezide ablamız. Kadınlar birliği kurdular, bir erkekleri masadan kaldılar, kendileri fotoğraf çekildiler. Aa, daha ileriye gidiyormuş. Fala inanma, fazla kalma. Fal bakacağız diyor, kahve de işte. Yani onlarda da böyle fal bakma mı varmış, anla deme. Ben çevirince dedik, anlıyor musun deyip hemen çevirdim. İyi, şimdi çocuğun falına bakacağız. Tondir. Tondir. Burada tandır var. Kendileri tondir diyorlar. Biliyorsun zaten bunu. Gördüm. Evet. Bizim doğuda da var. Aynen. Hamur yapıyorlar. Bezle geçiriyorlar bir tane. Ondan sonra buralar iyice ısınıyor. Taş. Hani aşağıda çünkü ateş yanıyor. Hamuru lak diye buraya yapıştırıyorlar. Böyle 3-4 dakika bekliyorsun. Ondan sonra buradan hamur alıyorsun, yiyorsun. Zaten çoğunuz biliyordu ama bir daha anlattık. Bakacağım şimdi. Turşu kavurması ama. Kapçuk biliyor musun? Şey. Ha? Ha. Ne oldu? Na. Na. Anlatın. Bak şimdi internetten göstereceğim, bizde var bu. Samsun'da kapçuk kötü bir anlama gelmiş galiba, anlamadım ama bakın. Bizde böyle kapçuk var. Bu taze fasulyeyi kesiyoruz, kurutuyoruz, daha sonrasından böyle haşlıyoruz, yemek yapıyoruz. O yüzden ben bunu bizdeki kapçuğa benzettim ama emin olamadım değilmiş. Şimdi fotoğrafına bakınca, tadına da bakınca aynı yemek olmadığını gördüm. Böyle güzel bir sofra kurdular, zeytinlerinde maşallah var. Spaslıkım, burası sizin eviniz, o sizin kardeşiniz, ben de siz de benim evladımızsınız. Bir daha gelin. Mala dayıke. Tam razım ya dayık. Gleta bukha. Amri dreyiz. Onlarda bir kere öpme var anladım. Erkekleri bir kere öpüyor, kadınlar iki. Anladım. Ben öyle yapınca belki değiştirdim. Spaslıkım. Spaslıkım. Serçavuk. 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 Spastıkım. Serçavuk.
Güzel bir kere yine kendi halinde ufak tefek. Şimdi arkadaş Miraç bizi sağa sola gezdirecek. Çok güzel köy ya. Yine böyle burası biraz daha mı şey? Başak buğday ekilen bir yer, o yüzden tam yeşil. Güney, biz güneye gitmiştik, orası daha yeşildi. Burası biraz daha kuzeyde. Hatta şey işte, şimdi arkadaş anlattı, burada 1960'larda 70'lerde falan Azerbaycan Türklerinin de evleri varmış. Aynı köyde hem Ezidi Kürtleri, hem Azerbaycan Türkleri, hem de Ermeniler aynı köyde birlikte yaşıyormuş. Diyor ki herkes birbirleriyle anlaşır, herkes birbirini seviyordu ama işte zaman içerisindeki çıkan savaşlardan sonra artık buralarda hiç Azerbaycanlı kalmadı diyor. Zaten işte İrevan Hanlığı vardı, Revan Hanlığı. İşte o zaman da, belki o zamandan da öncelerde burada aslında Azerbaycan Türkleri de çokça vardı. Hatta Göy Cami var, Gök Cami'ye de. Şimdi Ermenilerin yaşadığı bir köye geldik ve burada da ziyaret dedikleri bir noktaya geldik. Henüz böyle ayıramadım. Ama yani hangi, ya mesela bu, mesela bu hacı her yerde göremezsiniz, bu haç şeklini. Bu burada daralan, kenarlara doğru genişleyen haç biçimini böyle Ermenistan'da, Rusya'nın da bir kısmında görüyorduk. Bazı bölgelerde haç sadedir, düzdür. Aslında bu mezheple ilgili de, onu bu videoda tam anlatmak zor. Mesela bazı kiliselerde, Katoliklerde mesela fotoğraf boldur, çoktur, resimler vardır. Ortodokslarda hiçbir şey yoktur. Böyle Hristiyanlık içerisindeki mezheplerde de hem kiliselerin de şekli hem de içindeki donanım da değişebiliyor. Nasıl bizde Şii camilerde biraz daha böyle siyah bayraklar, bazı Hazreti Hüseyin'in ve beraberindekilerin mesela Kerbela'daki yaşadıkları sorunları imgeleyen fotoğraflar varsa Ortodokslarda da fotoğraf var ama Katoliklerde hiçbir şey yok. Aynı bizim Sünni camilerdeki gibi. Burası bayağı eski, 1348 yılından kaldı yazıyor ve şu an bu gördüğünüz kilisenin, bu arada son akşam yemeği var orada, bu gördüğünüz kilisenin aynısından Türkiye'de de belki 100 tane vardır bilmiyorum ama ben böyle 10-15 tane gezdim. Zaten Ani Harabelerinde, Kars'ta, Muş'ta, Erzurum'da, Iğdır Ardahan'ı hatırlayamadım. O bölgelerde gezerken İç Anadolu'ya doğru da gittiğinizde Kapadokya ve çevresinde, hatta bir tane de Aksaray'da bir tane tarlanın içerisinde aynı bu şekilde kiliseler vardı. Üç kere. Tamam. Üç kere çan çalmamı istedi dayı. Şimdi girdik, ibadet yaptık. Allah affetsin. Dayı dedi diye yapıyorum bunları. Dayı bizi dinden çıkartacak. Teşekkür, tamam. Hadi görüşürüz. Ben ne aşık var dayı. Bakmayın, bir de bu kısım var. Gezerken sonuçta bu insan burada dikiliyor. Muhtemelen diyorsunuz ki bu buraya bakıyor. Ben turistlerden aşık alıyor. Bizim köyde bu petekler tertemiz oluyor. Ama hayvanlar için bizde ayrı petek oluyor bazen, bizim için ayrı. Ben yazın köye gittiğimde yatardım içinde. Su çok az akıyor belli, o yüzden kirli bir de. Şimdi bu köyde, ya bu köyden şu an daha önce kimseyle tanışmamız yok. İlk defa geldik, girdik, elimizde kamerayla çekiyoruz. Merak ediyoruz tepkileri, aslında onu yokluyoruz. Bakalım insanlar Türkiye'den geldiğimizi duyunca arada hiç tanıdık yokken ne olacak? Abla aynen. Aslında üstü güzel ama kirli diye çekmemizi istemiyor. Bir tane abla var burada, şimdi gel benim evimi çek, istediğiniz gibi takıl ama üstün pis, beni çekmeyin dedi. Dedik biz Türkiye'den geldik, evinizi tanıtacağız. Burada şimdi buğday kurutuyor. Böyle rüzgarda. Bu daha yaş. Kurumasına çok var. Bu arpa. Hangi hayvanları var? Çeşit hayvanı var. Anasının ne? Şeyleri, hayvanları varmış bir sürü. Özellikle kuzu, keçi gibi. Ama durumları kötü olduğu için satmışlar. Hastalanmış. Evet. Yok, durumları kötü, ekonomik durumları kötü. Ha, kendi ekonomik durumları kötü. Satmışlar. Şu ne? Berna, kıpkırmızı. Kürek mi? Biraz olabilir.
Yok, kiraz değil. Ya erik mi bu? Aynı maşallah, şuraya bak. Üzüm salkımı gibi. Ne bu? Erik. Şuraya baksana, şu dolu. Üzüm salkımı gibi erik dolu. Reyhan var. Burada da erik gibi. Bu da değişik bir erik. Yok. Elma desen değil. Ha, bu elma ile erik arasında bir şey var ya. Unuttum adını. Vay. Çok güzel gözüküyor. Ağzım sulandı ama şimdi izin almadan da almayacağız. Ceviz var. Aa, vallahi ama. Teşekkür edemedim. Al dedi. Merci şat. Çünkü Şinoro galem hem zor. Teşekkür ederim demek için. Çok zor. Dur, hemen kalite kontrolü yapıyoruz. Önümde bak, buzdolabında evde olsun, tamam mı? Bir yıl geçsin yemem ama ağaçtan görünce. Diyor ki, isterseniz toplayıp size hediye edebilirim. Kahve. Çok kem. Bekle, toplayıp hediye. Yok. Reyhan. Helal olsun abla ya. Bizim Türkiye'deki gibi bizde de böyle işte. Zorla topluyorlar, koyuyorlar, poşete gönderiyorlar ya. Yani işte araya birisi çizgi çizmiş, kim çizdiyse. Yeter de ya, daha vermesin. Mersi Rad abla, yeter. Kiça kahve mi? Az daha az diyor. Allah. Lava lava. İstediğimiz oldu. Rastgele bir eve gidip selam verip alacak mı diye merak ediyorduk. Aldı. Ve tam olarak da kimliğimizi de açık açık söylüyoruz. Evet. Burada da kayısı kursu var galiba. Merci. Tamam, bu nektar ya, beyaz nektar. Bizde de var bu, şu ağaç. Ağaç çora. Okey, tamam. Çel. Okey. Görmüş gibi. Ayva çiçeği açmış, yaz mı gelecek? Bu ayva, o kayısı. Bu sarı kiraz. Ayva kış meyvesi tabii ki, daha onun olmasının herhalde bir iki ay vardır. İki aydan daha fazla vardır. Burada da Rus maşin var. Rusların canavarı. Yola gerek yok. Bu varsa her yere gidiyor. Dani. Yalnız köydeki bütün kamyonlar eski. Rus maşin. Bu gördüğünüz borular zaten sıcak su borusu. Burada her yere taşımışlar da bu, anlamıyorum. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı gidiyor. O nasıl tazik basıyorlar ona? Normal şebeke suyu değil sonuçta, bir yerden ısıtılıp gidiyor ya. Vay. Ermenistan'a her yere ayakkabıyla gireceğiz. Bir tane dayı dedi, hatta dedi ki gelin benim evimi çekin dedi. Size göstereyim sağ sol dedi. Ne kesa? Aa, kendisi şey yapıyor peyniri. Peynir. Kafa çetik. Dede mi yapmış? Kayısısı var, vişnesi var, peyniri var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar bizde. Atayları var. Merci. Merci aga. Dede Berna'nın hiçbir şey yapmadığını anladı. Hemen dedi ki al şu ekmeği kes dedi, ye dedi. Demek ama ki onlar da ataerkil. Evet, olabilir. Ama şey, pazar somunu. Bu köy işi değil. Şey, sen önemli bu. Rus ekmeği diye geçiyordun. Bu muydu? Buna benzer ekmek var. Evet. Aa, burada da bu. How to say? Lavaş. Tamam, buna lavaş diyorlar. Hiç kesmeseydi ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Adam ikram ediyor. Tamam. Evet. Kahve ister misin? Ben İsmail. Adamın önünde derdi belli. Bazı insanlar yani Ermenistan sence olmuyor. Bazı insanlar nasıl turistli çok açık olmuyor ki. Çekme diyor. Abi de çek diyor. Oh be. Onu da atsa. İnne kanım dağsa doğru. Dağ. Sen kanra bu da. Ham bir iki mes konu. Da bu siyahlı miş kahyeli patinasını. Ne hocam? Bize de ki, biz plansız geldik. Kusura bakma, elimiz boş.
Rejen Jubeko em dest vala hatine. Na, na, düştüsün. Asma kanı yek vardı. Aram sizin çoğun mali bir kank. Vah! Da tak tüyat kov. Ete tüyat çağrı tak. Haşlama sarki. Kov ek çekin, haşlamak çekin. Ben bir çekin. Siz çat kapı geldiğiniz için ben bir şey yapamadığım için üzgünüm. Heh, anlayayım onu. Sağ olsun. Şöyle olurken, ben ne söyleyeyim? Merci, yetsezamiz. Haberim olsa çok şey yapardım diyor. Evet. Bu çok bile. Ne yapıyorsunuz? Kahve. Hani bol köpüğü? Ağabeyden varmış ha, helal olsun. İyi, afiyet olsun. Tercüme, bizden kültürdük. Hayat, bir hayat. Biraz Türkçe öğrenmek istedim. Aa, abimce geldi, şansa bak. Ben zaten buraya... Şu anda, değil abi. En sevdiğim, taze soğan. Bayılırım taze soğana ya. Bu ayestan mesafe. Ne olacak? Oo. Ha, bar- son... Bir tane iki tane meyve yerim bastırır. Sen onları et. Bunun için taze soğan tarlada peynir de var. Ya, aa bak bunu da bu, sence bu ne? Sanırım sen ne motiv? Bence bu işte değil. Ha, kuş kirazı diyoruz biz buna. Tamam bir. Ama yerdeki lüsele. Diğer kuş kirazını biliyor musun sen? Yabani kirazdan. Haşlanmamış kiraz oluyor ya. Ondaki nereye seçmek? Doğru, ben onu sandım ben ama bu işin. Amca dedi, yerde yaşarsanız... Makul ağabeyi alsın ki... Zor takan ağabeyi... Sağolun ve ekleri. Bizim evim bütün misafirlere açıktır. Very much. Şuna kalem ne? Şuna kalem. İm hoca. Dur. Ayran kos. Allah hepimizi korusun. Amin. Amin. Hayır, peyniri o mu yapmış? Evet, kendisi yapmış. Onu başta söylemiştim. Çok iyi. Hayır, anlamasından ziyade şey, bilmediği için çocuk peçete çevirdi fincanı, yere döküldü. Hadi bak, hadi bak çocuğum falan. Hadi bakalım, kırmayalım. Sana bir yol görünüyor. Şimdi bu tarladan mı, fabrikadan mı anlamadık da buğday geldi. Hop, hop! Şimdi buğdayı dökecekler galiba, çuvalsız herhalde. Hadi hadi gene, hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Şimdi buğday geldi, buğday taşıyacağız. Tamam tamam var ya var ya. Bu da yaşamak. Lan görüyor musun Rus maşini sen ya? 50 senelik maşin. Evet yaş. Şimdi bilmeyene arpa de, bilene buğday de. Ben de anlamadım. Darı da gitsin. Ama darı mısra diyorduk galiba. Burada yine kerme var. Elma var, elmalar, tuvaletler. Yine erik. Bakıyoruz ne var. Anam bu ne? Bu da elma. Kış elması. Elma, elma, elma. Ah lan şöyle yerlerde yaşarsam bu da kırmızı erik herhalde yetişiyor. Bu bana şey gibi geldi ki şey gibi değil mi zaten oymuş yabani yani haşlanmamış fındık bu. Şöyle yaprakları fazla sivri sivri olursa haşlanmamış fındık oluyor diyebiliyorum. Fındık olduğu %100 ama haşlı mı haşsız mı onu bilmiyorum. Domatesi var, biberleri var, orada yine kiraz var. Şunun ne olduğunu biliyorum ama adını bilmiyorum. Üzüm var, elma var. Bildiğin yani Ordu'daki, Giresun'daki gibi bir şey. Abi bu adam, adamlar ne kadar... Mersi, mersi. Adamlar ne kadar merak ediyor. Hocanın kitap okuma merakı var. 5-6 bin, 7 bin, 8 bin artık 10 bin oldu Ermenistan'da. Şu an iki bir çanta geldi, iki çanta. Bununla birlikte 3 çanta olduk. Hoca gittiği yerlerden kitaplara bakıyor. İnsanlar da hemen veriyor. Evet. Açsana bir tane. Elleri açık. Roman mı?
yazılış şekli bu taraftan mı? Diğer taraftan mı? Yok yok. Aa, hangi gibi kitabı? Monte Cristo. Ha, Monte Cristo kontu. Ha. Teyze sinir etti de onu oraya döktüler. Geçemedi. Ya, amcaya sinirli şu an. Henüz bize gelmedi sıra. Mersi aga. Mersi şart. Bir de şeyde söyle bak. Hem Azerbaycan'dakiler hem Türkiye'dekiler insan olan bizim için insandır. Onu birkaç defa söyledim. Helal olsun. Öyle düşündüğümüz için kendinizi canınızı sıkmayın diye. Çünkü normal. Sizin buraya gelmeniz ne kadar normalse bizim de onları düşünmemiz normal. Hani kendinizi üzmeyin diyor. Tamam. Biz hani kim gelirse hani yani aklı iyi biri mi kötü biri mi anlamaya çalışıyor. Evet. Adam yani gelip şey diyor, benim topraklarım burası hani benimki. Buraya lütfen Ermenistan deyin, Azerbaycan demeyin diyor. Çünkü daha önce gelenler böyle demiş. Biri de benim ülkeme gelse dese ki burası Almanya lan dese ben de kızarım. O yüzden alınmıyorum ama yani. Şeyi güzel, hem güzel, hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye benim için sorun yok, insan insandır diyor. Evet, amca diyor ki yani ortak noktamız aslında insan olmak diyor. Özellikle Azerbaycan'dan gelmesi evet. Ve çok ilginç bir şekilde şu an lokal bir köye geldik. Plansız, tanıdık yok, aracı yok. Hiç aracı yok, öyle geldik dedik ki. İçeriye çekik mi? Bizi getirenin de tanıdığı yok. Aynen. Tanıdığı yoktu, geldi. Çocuğa sormuş. Bir de kimlikte gizlemiyoruz, direkt söylüyoruz. Tabii. Özelliğiyle söylüyoruz. Evet. Ama hatta dediler ki işte buraya bazıları geldi, işte bura... Başka bir yerin toprağı demişler. Başka bir yerin toprağı demişler. O dedi ki burası bizim toprağımız. Siz öyle demeyin. Siz öyle demeyin dedi ve bunu dediğim için sakın üzülmeyin kızlar. Bunu söylemem gerekiyor. Bunu söylediğim için özür dilerim diyor. Sormam gerekli diyor yani. O kitapları aldı gidiyor. Hocamızın 7000 tane kitabı var dedi. Evet. Şimdi 8000 olmuştur. Bak bak, ücretini veririz o zaman. Ha, Arak soruyor galiba değil mi? Şey mi? Arak mı soruyor? Arak sen iç. İçerseniz ben içmiyorum. İçebilirsiniz. Anne. Teyzeler yine düşüp teyzeler yine düşün peşimize dedi. Haa, Gayseri'ye geldik bu seferde. Kitaplar, erikler, kirazlar, vişneler yetmedi şimdi de kayısılar. Vişne mi diyorsunuz? Vişne. Aa, Türkçe vişne. Aha, kahve. Ziran arasında 2 dakika vişne alırım. Kem, okey. Neydi? Kam mı? Kem, demin kem deyince ona benzer bir şey söylediler yine demin. Bizim bahçede da vardı yangında, yandı vişneler, yiyemedim. Ben böyle yerdim. Bence bunlar ilaçsız olduğu için biraz böyle yaralı gibi olmuş. Evet, biraz da dikenli böyle. Çok da vermesinler ha. Ooo neydi, keme mi kama mıydı? Kem. Okay okay, thank you. Kem, Mickey Shot, Karin Dali. Kem mi değil mi bilmiyoruz ama kem. Kem, kum, kam hepsini söyle, bütün tuşlara bas. Ha, are are. Besse besse. O farklı, tam farklı oldu. Are de gel demek. Öyle mi? Rahat bir çeviri yapsana. Bu kahveyi vereceğim ya. Ama bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ha. Ama şey söylesin, 40 yıl hatırı vardı. Kahve. 40 yıl arkadaş olacağız. Aynen öyle söyledim. Ha, tamam. Merci, merci. Can poretem can ide gurban. Kaç başo çan sirikam. Kaç başo çan sirikam. Sirdes kes mod
katoğunim Sirdens kezemot katoğunim Çelnim mehnans anaguma Şamamalan şed Şaramalan şed Mekemek hom pür Halal eram Halal eram Halal eram Ay mersi. Mersi. Abi. Բավականին ուտասմա զգացված ենք։ Եվ հաճույք ստացանք մեկս մեկի ձեզի մասամբ։ Որ մեգալ դենսուք է շքը։ Եկաք մեր օջախ։ Կարծված միս անգամ ավելին։ Biz de. Mersi. Abi, duel dişleri kanka, Muse Galut, Aveli, Aveli Pars. Sidesitiyon. Sidesi diyon. Herkes kalbin ekmeğini yiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Çok zor adalar yemek için ama zaten bir tık yemiştik, bir tık da bir sürü malzeme de verdiler. Diyor ki misafiri biz arabasına kadar götürürüz. Aa, helal olsun. Bugünün kahramanı da Miraz'dı. Miraz'a teşekkür edeceğiz ama sen çevirebilirsen. Beklediğimizden çok çok daha iyi anlar yaşadık. Onun sayesinde ona çok minnettarız. Türkiye'ye gelirse de biz de onu misafir etmek isteriz. Çok tatlı çocuktu ya.